İyi akşamlar. 27 Ekim Perşembe bugün Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Beyaz Ana Haber başlıyor. Tabii ki Türkiye halen Amasra'daki faciaya, madencilerine, şehitlerine ağlıyor. Çok sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün konuyla alakalı Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde ismi bulunanlar arasında işletme müdürüyle müessese yöneticileri de var. Bunu da aktarmış olalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan kimyasal silah kullanıyorlar sözleriyle tepki çeken Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı bugün. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı emniyetteki işlemlerin ardından bugün Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi ve mahkeme Türk ordusunu karalayan sözler nedeniyle Fincancı'yı tutukladı. Çok çeşitli tabii kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı'yla ilgili yargı harekete geçmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen Fincancı terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Günlerdir tepkilerin odağındaki isimdi. Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir. Şebnem Korur Fincancı'nın sıkamdan sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. Evinde yapılan aramada daha çıkan PKK'lıların hayat hikayelerinin anlatıldığı bir kitap, Kalaşnikov ve tabanca mermileri bulundu. Bir doktorun, Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın evinde otomatik silah mermisinin ne işi var kardeşim? Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'dan Ankara'ya getirilen Fincancı sabah adliyeye sevk edildi. Anayasal Suçlar Bürosu savcıları tarafından sorgulanan Fincancı tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Çok geçmeden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı. Bu birliğin kapısına kilit vurulmasını tarihi önemde addediyor. Bu adli soruşturmanın yürütülmesi bahane edilerek orada bir kayyum atanmasının kesinlikle doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında başlatılan soruşturma Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Şebnem Korur Fincancı gerçekten bu Türkiye'nin onurudur. Evet öyledir. Keşke sizin aranızda da Şebnem Korur Fincancı kadar insanlığa hizmet etmiş kişiler olsaydı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç'un Fincancı'yı öven sözlerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralıoğlu tepki gösterdi. Şebnem Fincancı bu memleketin onuru değildir. Bu memleketin onuru 40 yıldır evlatlarımızı kınalayıp gönderdiğimiz dağlarda huzur içinde yaşansın diye şehit olanlardır. Bu memleketin onuru öyle mi? Onuru. Bakın, her şeye muhalefet eden televizyon kanalları da var bu ülkede ki. Yani herkesin bir siyasi görüşü mutlaka vardır. Herkes istediği görüşü savunabilir. Bizim her görüşe saygımız var. Bir kere Haber Genel Yayın Yönetmeniniz Fırat Çatalbaş başta olmak üzere Beyaz Ana Haber'in düsturudur bu. Her siyasi görüşe saygımız var ve bunu artık biliyorsunuz, kesinlikle siyasi haberlerde yorum yapmıyoruz. Ama Fincancı'nın açıklamaları, bir kez daha söyleyeyim, vatan hainliğidir. Vatan hainlerine hizmet etmektir. Almanya Başbakanı Scholz bugün Yunanistan'daydı. Yunan Başbakanı Mitsotakis yine işte bu açıklamalardan cesaret aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine son derece küstah, haince açıklamalar yaptı. Dikkatinizi çekerim. Onun için bu açıklamaların savunulacak hiçbir tarafı yok. Devam edelim.